Yasemin Allen 10 Temmuz 1989 tarihinde İngiltere'de doğdu. Annesi Yeşilçam'ın başarılı oyuncularından Suna Yıldızoğlu, babası ise Dudley Allen'dır. Yasemin Allen daha 3 aylıkken anne ve babası ayrıldı. Babası Güney Afrika'ya yerleşti. İlkokulu Türkiye'de okuyan güzel oyuncu, 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti. Liseyi ve üniversiteyi orada okudu. 2008 yılında yapılan L'Oréal Yeni Yüz yarışmasının finalisti oldu. Yine 2008 yılında annesiyle birlikte Türkiye'ye geri döndü. Allen, Müjdat Gezen Konservatuarı tiyatro bölümünü bitirdi. 2008 yılında çekilen ve ilk dizisi olan Elif adlı dizide Kerem Cem'le başrol oynadı. Kavak Yerleri dizisinde 3 bölüm Elena karakterine hayat verdi. 2010-2011 yılları arasında Yerden Yüksek dizisinde kamera karşısına geçti. 2011-2012 yılları arasında Hayat Devam Ediyor dizisinde yer aldı. Dizi sürecinde yakışıklı oyuncu Onur Tunay ile aşk yaşadı. Su ve Ateş filminde Özcan Deniz'le tutkulu bir aşkı seyirciye yansıttı. 2013-2014 yılları arasında Merhamet'te Irmak Tunalı karakterini canlandırdı. 2014 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Defne Sultan rolüne hayat verdi. 2014-2015 yılları arasında Şeref Meselesi'nde Kerem Bürsin, Şükran Ovalı, Burcu Biricik ve Şükrü Özyıldız gibi isimlerle çalıştı. 2016 yılında 46 Yok Olan dizisinde Selin Acar rolüyle 12 bölüm yer aldı. Aynı yıl Murat Boz'la birlikte Dönerse Senindir filmiyle kamera karşısına geçti. 2017 yılında bir internet dizisi olan Fi'de Ece Say'da karakterini canlandırdı. 2019'da Strike Back dizisinde Katrina Zarkova rolünü başarıyla taşıdı. Yılında Elçin Sangu ve Ozan Dolunay ile birlikte İyi Günde Kötü Günde dizisinde başrolü paylaştım. Melisa karakterine hayat veren oyuncu yine güzelliğiyle büyüledi. Allen bir röportajda kameralar ardındaki Yasemin Allen'ı şu sözlerle tarif ediyor. Centilmenliği seviyorum. Arabaya binerken kapım açıldığı zaman sevinirim. Bu durumda da galiba feminist olmuyorum. Hakkımı ve diğer kadınların hakkını savunmak zorundayım. Kadın gücüne ve kadın aklı birlikteliğine inanıyorum. Türkiye'ye döndüğümde bir adaptasyon süreci geçirdim. Kadın erkek ilişkileri konusunda böyle olmaz dedim. Sonra isyan ederek hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimi anladım. Aşkı büyüdükçe öğreniyorum. Gerçek aşkın arkadaşlıktan çıktığını düşünüyorum. Terk edildiğim de oldu, aldatıldığım da. Ama bu olaydan sonra çok kırılmadım. Çünkü aşık değildim. Kendimi anlayıp tanıdıkça daha iyi aşık olmayı beceren biri haline geldim. Sabah kalktığımda bence herhangi biri gibi görünüyorum. Benden çok daha güzel kadınlar var. Ama biz ekrana çıkarken saatlerce saç, makyaj ve doğru ışıkla uğraşıyoruz. Görünen şey bir paket. Makyajlı ve süslü hallerimizi gerçekmiş gibi pazarlamanın alemi yok. Sonra yorgun ya da makyajsız görüntülendiğinde aslında böyleymiş diyorlar. Oysa ne kadar doğal, ne kadar kendimizle barışık olursak bu bizi izleyenlere örnek olmak açısından da daha sağlıklı bir durum olur. 16 yaşımda bir modellik ajansına başvurmuştum. Kadın, güzelsin, incesin ama cildinin şurasında bir şeyler var. Gözlerimin içine bakamıyorsun. Biz sadece mükemmel kadınlar istiyoruz demişti. Oyunculuk ve modellik farklı meslekler olsa da yine dış görünüşünde değer biçilen bir nokta karşına çıkıyor. Bu sektörlerin var olduğu her yerde kendi içinde yaşadığı sıkıntıların acısını size çektirecek tipler var. Para ya da karar mekanizmaları onların elinde. Sana iyilik yapıyormuş gibi hayatım onu şöyle yapma, bunu böyle yapma derken aslında kötülük yapabiliyorlar. Sektörü erken yaşta giriyorsan dikkatli olman gerek. Instagram'da da epey aktif olan Yıldız'ın 700 bini aşkın takipçisi bulunuyor.
Evet.